Havalar yaklaşıyor. Hadi sen de durma. Sana ders bolca, dersizliğin comeback. Burada sana ders olsun. Herkese merhabalar arkadaşlar, dersizliğine hoş geldiniz. Ben Adem Hocanın Trigonometri ile geçtiği test 18'i çözeceğiz beraber. Birinci soruyla başlıyoruz. Sonuç şekilde arkadaşlar. Bir üçgenimiz var. Kenar uzunlukları 8, 12 ve karşılarındaki açılar verilmiş. Alfa, 2 alfa. Bizden kosinüs alfanın değeri kaç eşittir diyor. Şimdi burada şunu yapalım arkadaşlar. Sinüs teoremi yaparsak kenar uzunluğunu karşısındaki açının sinüs değerini oranlayacağız. Yani 12 bölü sinüs 2 alfa eşittir 8 bölü sinüs alfa değerini Şimdi işler dışlar çarpımı yaparsak 12 çarpı sinüs alfa eşittir 8 tane sinüs 2 alfa'ya. Şimdi şurası yarım açı formülü olduğundan dolayı bunun değeri 2 çarpı sinüs alfa çarpı kosinüs alfa'ya eşittir. Bir de burada 8 çarpanımız var eşit olacak 12 tane sinüs alfa değerine. Şu sinüs alfa değerleri birbirini götürdü. 2 ile 12'yi sadeleştirdik. Burası 6. Bir de 8'e böldüğümüz zaman aslında 6 bölü 8 kosinüs alfa değerine eşit. Bu da sadeleşirse 3 bölü 4 eşittir kosinüs alfa. Doğru yanıtımız Bursa. Sorumuz bu şekilde arkadaşlar. Bir üçgenimiz var. Bu üçgende bütün kenar uzunluklarını vermiş. İki kenar uzunluğu birbirine eşit. Kosinüs CAD kaçı eşittir? Şurasına alfa diyelim arkadaşlar. CAD açısına bizden bu açının kosinüs değerini istiyor. Şimdi şurası orta nokta olduğundan dolayı arkadaşlar D noktası şu AB kenarına paralel olacak şekilde orta taban oluşturursam şuna paralel yaptım. Tam orta noktaları birleştirdiğim için şu karşı tarafında tam orta noktasını alacağım. Yani burasını 6'ya 6, 6 parçalayacağım. 10'un yarısı yani bu uzunluk 5 santim olacaktır. Şimdi oluşturduğumuz şuradaki üçgende kosinüs teoremi uygularsak 5'in karesi eşittir. 8'in karesi artı 6'nın karesi eksi 2 tane yan kenar uzunluklarının çarpımı bir de aradaki açının kosinüsü. Düzenlediğimiz zaman burası 25 eşittir. Burası 64 artı 36 eksi. Burası da 6 kere 8 48. 2 ile çarparsak 96 tane kosinüs alfa. Bunu karşı tarafa 25'i bu tarafa atarsak 96 eşittir kosinüs alfa eşit olacak. 100'den 25 çıkarsa 75 kalır. Her tarafı da 96'ya böldüğümüz zaman 75 bölü 96 olarak bulunacaktır. Duracağımız Edirne. ABC üçgeninde BAC açısı 105, ACB açısı 30, AB uzunluğu 12 kök 6 olduğuna göre AC uzunluğu kaç santimdir? Şimdi şöyle yapalım. Şu 105 arkadaşlar bölmek için şuradan bir dik inersek 90 30. O zaman şuraya 60. 105 60 çıkarsa 45 kalır. Burası da 45 derece olacaktır. Şimdi şu ikiz kenar üçgende hipotenüs uzunluğu 45'lerin karşısındaki kenarların kök 2 katı olduğundan dolayı bunu kök 2'ye böldüğümüz zaman buralar 12 kök 3'e eşit olur. Şimdi 30'un karşısında 12 kök 3 varsa 60'ın karşısında arkadaşlar kök 3 katı yani 36 olacaktır. 90'ın karşısını bulurken de 30'un karşısındakinin 2 katını alacağız. Yani burası da 24 kök 3'e eşit. AC uzunluğu o zaman arkadaşlar denizli seçeneği. Sorumuz şu şekilde. Şekildeki KLMN yamuğunda KL ile MN uzunluğu arkadaşlar paralel ve kenar uzunlukları verilmiş. Bizden kosinüs KNM değeri isteniyor. K, N, M. Şuradaki açının kosinüs değerini bulacağız arkadaşlar. Peki şöyle yapalım. Şimdi şunlar birbirine paralel olduğundan dolayı şurada bir paralel kenarlık oluşturursak. Yani şuradan ben meydan bir uzunluk çekeyim. Paralellik oluşturduğundan dolayı şu 10 santimin 6 santim artık burada. Şurası da 4 santim olacaktır. Şuraya da karşı tarafta 6 santim olur. Şimdi paralel kenar oluşturduğumuzdan dolayı şu çaprazdaki açılar birbirine eşit olacaktır. O yüzden şuradaki açımız da alfaya eşit. Şimdi biz şuradaki açıya beta diyelim. Ve şuradan aslında biz bir e, kosinüs teoremi uygularsak 8'in karesi eşittir. 6'nın karesi artı 4'ün karesi eksi. 2 tane 4 çarpı 6 çarpı kosinus beta. Şimdi burası 64. Burası 36 artı 16'dan 52 eksi. Burası da 48 çarpı kosinüs B olacak. Şimdi düzenlersek bunu karşıya attık. 12 eşittir eksi 48 kosinüs B. Bu eksi 48'e bölündüğü zaman ve sadeleştirildiği zaman eksi 1 bölü 4 eşit olacak kosinüs B'ye. Şimdi Bunlar birbirini 180 dereceye tamamladığından dolayı arkadaşlar. Şimdi bunun kosinüs değeri değer ifadenin değeriyle aynı gelecektir. Ee, şöyle yapalım. Bunun KNM açısı aslında şu eksiği görmezsek buradan kosinüs alfa değeri 1 bölü 4'e eşit olacak. Daha doğrusu şöyle arkadaşlar. Birbirini 180 dereceye tamamlayan e, kosinüs değerleri birbirinin eksilisine eşittir. Örnek veriyorum. Mesela kosinüs 170 dediğimiz ifade eksi kosinüs ona eşit olacağından dolayı şimdi bizim şuradaki alfa ile beta'nın toplamı da 180. O yüzden kosinüs beta değeri eksi 1 bölü 4 ise kosinüs alfa değeri eksilisi yani eksiyle çarptığımızda 1 bölü 4 olacaktır. O yüzden doğru yanıtımız denizli seçeneği olur. Sorumuz şu şekilde ABC üçgeninde AB uzunluğu 3 cm, AC uzunluğu 5 cm, DC uzunluğu, BD uzunluğunun 2 katına eşit. O zaman şöyle yapalım. Şu BD uzunluğuna M dersek DC uzunluğumuz 2M'ye eşit. 30 derecelik açı verilmiş bizden DAC yani X açısının tanjant değeri kaç eşittir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar şu üçgen ve şu üçgenin yükseklikleri ortak olduğundan dolayı kendi alanları kenar uzunluklarıyla doğru orantılı. O zaman M'lik alan S'ye eşitse 2 M'lik alan 2 S'ye eşit olacaktır. Yani iki katı. Şimdi şuradaki kenar uzunluğuna da ne dersek iki tane üçgenin aradaki açılarına göre alanlarını bulabiliriz. Mesela şu ABD üçgeninin alanı arkadaşlar 1 bölü 2 çarpı yan kenar uzunlukları çarpı aradaki açının sinüsü olacaktır. Bu da S'ye eşit. Diğer A, D, C üçgenin alanı ise 1 bölü 2 çarpı N, 5 çarpı N çarpı aradaki açının sinüsü eşittir. 2 S. Bunları taraf tarafa oranlarsak 1 bölü 2'ler gitti. N'ler gitti. S'ler sadeleşti. Geriye 3 çarpı sinüs 31 bölü 2 eşittir. Bölü alt taraf ise 5 çarpı sinüs x eşittir. 1 bölü 2. İşler çarpımı yaparsak 2, 1 bölü 2'deki 2'yi götürecek. 3 eşit olacak. 5 tane sinüs x'e sinüs x de buradan 3 bölü 5 gelir. Şimdi bize tanjant x'i soruyordu. O zaman bir tane dik üçgen çizelim. Şurası x açısı olsun. Karşılık kenar 3. Hipotenüs uzunluğu 5'miş. O zaman şurası pisagor yaparsak 4 gelir. Tanjant x dediğimiz ifade ise karşı bölü komşudan 3 bölü 4 olarak bulunur. Doğru yanıtımız Adana. Son sorumuz arkadaşlar. Bir ABC üçgeninde A uzunluğu 2 kök 2, B uzunluğu 2 kök 3, B açısı 60, C açısı kaça eşittir? Şimdi üçgenimizi çizersek arkadaşlar bir ABC üçgenimiz var. A kenarı aslında A açısının karşısındaki şu uzunluk 2 kök 2. B kenarı B açısının karşısı 2 kök 3'e eşit. Ve şuradaki açı değerimiz 60 bizden şu C açısının değerini istiyor. Burasına da alfa diyelim. Şimdi şöyle yapalım. Kenar uzunlukları verilen açılar aslında şuradaki açıyla şuradaki açımız 60. Şuraya beta diyelim. Önce beta'yı bulalım. Sonra 180'den çıkarttığımız zaman alfa'yı buluruz. Burada da sinüs teoremi uygularsak kenar uzunluğunun o kenarın karşısındaki açının sinüsüne oranı yani sinüs beta olsun. Eşit olacak 2 kök 3'ün sinüs 60'a oranı. 2 kök 2 bölü sinüs b eşittir. 2 kök 3 bölü sinüs 60 kök 3 bölü 2 eşittir. Burası 2 kök 2 bölü sinüs b eşittir. Bölme işlemi yapılırsa arkadaşlar burası aslında 4 kök 3 4 kök 3 bölü kök 3 olur üçler birbirini götürecek. İşler dışarı çarpımı yaparsak, 2 kök 2 eşittir 4 tane sinüs b. Her tarafı 4'e bölüp sadeleştirdiğimiz zaman, kök 2 bölü 2 eşittir sinüs b olur. Şimdi sinüsün kök 2 bölü 2 olduğu açı değeri 45'e eşittir. O yüzden şu beta dediğimiz açı 45 derece olacaktır. Üçgenin açılar toplamı 180 olacağından dolayı 60 artı 45 artı alfa'nın değeri eşittir 180. da buradan 75 çıkar. Doğru yanıtımız edine seçeneği olur. Evet arkadaşlar bir sinüs ile sorumuzu kapattık. Bu videomuzda genelde sinüs ve e kosinüs teoremlerini kullanarak işlemler yaptık. Dikkat ediyoruz arkadaşlar genelde iki tane açı verildiği zaman ya da iki tane kenar verildiği zaman sinüs teoremi aklımıza gelsin. Kosinüs teoremi de genelde bir kenar uzunlukları ile ilgili eşitlik verir. Onda da kosinüs teoremi uygulayıp bazı ifadeleri yerinden düzenlediğimiz zaman çektiğimiz zaman net bir şekilde gelecektir. Evet, bir sonraki videoda görüşene kadar arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.